bir Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Bugün yanımda Merve var ve aslında konumuzdaki saatlerden bahsedeceğiz ama ayrı bir videoda zaten GT5'i anlattım. Şimdi Merve ile beraber de GT5 Pro'yu inceleyeceğiz. Tabii ki de kadın versiyonu inceleyeceğiz. Aralarında ufak tefek farklar da bulunsa da GT5 Pro modelini kendine özel, has özellikleri de yer alıyor. İlk olarak şunu soracağım Merve. Saati kullandıktan sonra ne hissettin? Yani sana bir kadın olarak bu saati kullanmak nasıl bir duyguydu? Bir kere tasarım olarak çok hoşuma gitti saat. Tamam. Ama öncelikle söylemek istiyorum. Bir de uyurken... O uyku modunu ölçtüğü <laughs> kısmına gelmek istiyorum. O benim için çok önemli. Çünkü bir önceki kullandığım başka bir saat, farklı <laughs> bir marka kullandığımda çok rahatsız ediyordu beni. Ama bu sanki hiç kolumda yokmuş gibi Yok hissettim. Yokmuş gibi hissettim. Süper çok yani. keyif aldım bu arada kullanırken. Süper. Şimdi tasarımından bahsederken o seramik kaplamadan da bahsetmesek olmaz. İki farklı versiyonu bulunuyor tabii ki. Hem erkekler için hem kadınlar için bulunuyor. Eğer GT5 Pro'nun erkek versiyonu almak isterseniz 46 mm, kadın versiyonu almak istediğinizde ise... 42 milimetrelik bir versiyonu bulunuyor. Beyaz seramik kasayla beraber geliyor. Titanium çerçeveye sahip. Safir üst cama da sahip olduğunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani malzeme kalitesi bakımından da gerçekten kaliteli bir saatten de bahsediyorum. Yani sen de koluna taktığında bence kaliteli bir saat kullandığını hissetmişsin. Bütün fotoğraflarda çok güzel çıkıyor. <laughs> <laughs> süper. Yani orada fotoğraflarda bile algısı yüksek bir saatten bahsediyoruz aslında GT 5 Pro modeli için. Şimdi şöyle bir şey var. 41 mm olduğu için evet kadınların bilekleri birazdan dar olduğu için daha düşük, daha aslında e, milimetre bazında dairesel çapta daha düşük bir versiyonu bulunuyor. Dediğim gibi eğer sizin de bileğiniz büyükse GT 5 Pro'nun 46 mm de satın alabiliyorsunuz. Saat arayüzlerini beğendim mi? Ondan bahsedeyim. Çünkü çok Huawei'de beğendim. çok fazla saat arayüzü bulunuyor. İstediğine göre değişiklik yapabiliyorsun burada. Evet, çok beğendim. Bir de şunu da belirtmek istiyorum. Şu ayarı yapabilmek için kutunun içine ekstra şu şeylerden koymuşlar. Bileğine oturması için değil mi? Evet Ayrıca bunu çıkartıp küçültebiliyoruz. Süper yani bileğiniz ne kadar geniş olsa da ya da büyük olsa da ona göre ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Yani silikon bir kayış gibi değil de orada kendisi seramikten yapılma bir e artık ona kordon diyeyim. Kordon olduğu için eğer bileğiniz daha küçükse oradaki baklaları da çıkarabiliyorsunuz. Öyle bir aparatta çıkıyor içerisinden gayet iyi. Vicitler konusuna geri dönecek olursam burada çeşitli vücutlarla beraber saati daha efektif kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ek olarak da GT5 Pro modeline özel 14 tane yeni saat arayüzü yani Watch face'te bulunuyor. Tabii ki sizler daha öncesinde yayınlanan arayüzleri de kullanabiliyorsun ama genel itibariyle yeni versiyonlar, yeni saat arayüzleri de GT5 Pro'ya özel saat arayüzleri de bulunuyor. Peki ekrandan bahsedelim. Şimdi sen hem motorcusun bir yandan da evet. dışarıda çok vakit geçiriyorsun, motor de kullanıyorsun. Ne bileyim saatten de hem aramaları görüyorsun işte ondan sonrasında birçok fazla şekilde bildirimleri de alıyorsun, mesajlar geliyor sana falan filan saatin ekranının görüş açısı, işte parlaklığı, netliği, çözünürlüğü sence nasıldı? Çok iyi. Yerinde bir parlaklığı var. Hı -hı. E, ayrıca diyelim ki motorun üzerindeyken telefon tutucunun üstünde telefonumuz varken çok net bir şekilde aslında orayı göremiyoruz. Hı -hı. Ama bildirim geldiğinde zaten hafif bir titreşimle seni uyarıyor bileğinden. Rahatsız etmiyor ama yeteri kadar da bir sana bir evet. titreşim sunabiliyor. Aynen ben de onu diyecektim. E, rahatsız edici boyutta değil. Hı -hı. Gerçekten böyle tadını da hissettiriyor onu. Hı -hı. Ve bildirime bakmak istediğim zaman saatimi odaklandığım an o bildirimi bana direkt açıyor. Süper. O da güzel özelliklerden bir tanesi. Bu arada 1.32 inçlik bir ekranı var buradaki Watch bu GT 5'in. Tabii ki kadın versiyonu. 42 milimetrelik versiyonunda. Ek olarak da 466 466 çözünürlüğü sunuyor. 352 ppi de bizlere gösterebiliyor. Yani aslında ekran boyutu olarak ne kadar yeterli olsa da bir o kadar da net ekranla beraber oluyorsunuz ve zaten parlaklı otomatik olarak ben de otomatik yapıyorum. Galiba seninki de otomatikte yani. Evet. Dışarı çıktığında ona göre parlaklığı alçaltabiliyor ya da yükseltebiliyor. Karanlık alanlarda ya da mesela yatarken çok güzel uyku takip yapıyor gözünü rahatsız etmeyecek şekilde hemen parlaklığı aşağı indiriyor ortama göre ayarlamasını yapabiliyor. Şimdi önemli özelliklerden bir tanesi GT 5 serisinde içerisindeki sistemler arkadaşlar TrueSense sistemi bulunuyor. Buradaki yeni TrueSense sistemi ile beraber çok daha yeni özellikler ve gelişmiş fonksiyonlar katıldı saate İlk olarak şundan bahsedeceğim burada çok aralıklı optik yol mimarisi bulunuyor çok bölgeli optik yol tasarımı var ve cam karartma teknolojisi de bulunuyor. Peki cam karartma teknolojisi ne oluyor diye sorarsanız da derinize değdiği yerden bahsediyorum aslında. Bu arka taraftaki cam malzemeden bahsediyor. Buradaki cam karartma teknolojisi ışığı daha etkili bir şekilde alıyor ve karışma girişimini bastırıyor. Sinyal okuma doğruluğunu da artırıyor. Aslında bu şekilde özetleyelim sizlere. Çünkü saatin hemen altında bir ışın var. O ışın da tabii ki derinize nüfuz edince çok da böyle aslında kararsızlık yapabiliyor kimi saatler ama buradaki cam karartma teknolojisinde ışığı yaymıyor. Direkt olarak derinizin içine mesela kandaki oksijen oranı ölçmek için bunu yapıyor. Direkt içerisinde net bir şekilde ışınları geçirebiliyor. En güzel özelliklerinden bir tanesi olduğu yeni TrueSense sistemi ile beraber. Tabii ki kandaki oksijen kanallarının sayısı önceki nesilde 4 kanaldan 12 kanala çıkması da en büyük etkenlerden bir tanesi. Yani doğruluk olarak okuma doğruluğu olarak en büyük etmeyenlerden bir tanesi oluyor. Peki şimdi sağlık takibini yaptığında sende ne hissettirdi? Yani mesela atıyorum sürekli kandaki oksijen oranını ölçen ya da ne bileyim nefes takibi yapan, stres takibi yapan biri misin? Genelde değilim. <laughs> Ama bu süre ben mesela saati kullanmaya başladım. Yani diğer Huawei saatlerde ya diyorum ki bir bakayım hani bir bakma, Öyle oldu his, yani yani bir, bir bakma hissiyatı oluşturuyor saatlerde böyle burada da yine özelliklerle beraber mesela 7-24 sağlık takibi yapabiliyor mesela kadınlar için de menstrual döngü takibi yapabiliyor özellikle evet, yani bir tane bu arada. buradaki saatlerde hani bunlar standart gelen özelliklerden bazıları 24 saat EKG takibi yapabiliyor ki bu çok çok önemli özellikle bir de E nabzla beraber de entegrasyonu bulunuyor E nabzla entegrasyonu bulununca da zaten kendiniz doktora gittiğinizde bu EKG sonuçlarını göstermek için direkt doktorun ekranı ya da e-nabızdaki sisteme de düşmüş oluyor arkadaşlar. Peki şimdi gelelim burada biraz da spor odaklı konuşmaya. Spor odaklı konuştuğumuzda neler var GT5 Pro modelinde? Özellikle içerisinde yeni ayçiçeği anten tasarımı bulunuyor. Buradaki anten tasarımına göz attığımızda rota doğruluğunu %40 olarak, mesafe doğruluğunu %30 olarak ve tempo doğruluğunda %20 arttırmış durumlar. Yani klasik bir şekilde okumak yerine burada ayçiçeği anteni şeklinde yani ayçiçeği şeklinde bir anten yapısı bulunuyor. Çok daha yüksek doğruluk oranlarına sahip olabiliyorsunuz. Açık hava aktivitelerinde mesela yeni renkli haritalarda bulunuyor. Açık havada koşu, cross koşu, açık havada bisiklet, açık havada yürüyüş ve doğa yürüyüşü ve dağcılık ve diğer modlarda bunlar geçerli. Yani şu demek oluyor. Sizler mesela bir koşu yapıyorsunuz ve ona göre renklendirmesini yapabiliyor. Mesela kayak yapıyorsunuz ve benim aklıma direkt aslında diğer videoda da bahsetmiştim. Burada aklıma beyaz ve mavi renkler geliyor. Yani buzu temsil eden veya karı temsil eden beyaz renkler karşıma geliyor. Mesela yürüyüş yapıyorsunuz ve ormanda açık alanda yürüyüş yapıyorsunuz. Burada aklıma direkt yeşil geliyor. Ha yeşilden kastım da şu burada güzel bir mod da bulunuyor artık yeni modlar arasında. İçerisinde profesyonel golf modu da bulunuyor. Golf ve falan çok arkadaşımız var zaten. Yani, <laughs> e, fark ettiysen ama, bugün yemekte böyle bakarken evet, dedim Eren bu ne? Evet <laughs> yani golf, modu, golf moduyla beraber burada 3 boyutlu olarak sizlere haritalandırabiliyor. Dünya çapında 15.000'den fazla golf sahasını destekliyor arkadaşlar. Yani eğer golf yapıyorsanız bu kadar böyle nasıl diyeyim niş bir spor yapıyorsanız golf sporunda burada haritalandırmasını 3 boyutlu bir şekilde yapabiliyor. Yani direkt bileğinizden görebiliyorsunuz ne kadar atış yaptığınızı ne kadar mesafe kat ettiğinizi hatta haritalar içerisindeki engellere kadar GPS ile beraber bunu saptayabiliyor. Ve mesela atışınız nereye gitti, nerede vesaire onu takip ettiğinizde golf sporunda takip iyi bir şekilde yapabiliyor yeni modlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Ve tabii ki bu yaptığınız sporları ya da ne bileyim egzersizleri arkadaşlarınızla paylaşmak istediğinizde birçok fazla entegrasyonu bulunuyor. Strava bulunuyor, Kamut bulunuyor, Adidas'ın Runtastic gibi uygulamalarıyla entegre bir şekilde çalışabiliyor. Arkadaşlarınızla bu verileri paylaşabiliyorsunuz. Bir de ek olarak şundan bahsedeceğim. Health Plus özelliği var burada. Health Plus özelliği ne peki? Burada Health Plus membership ile beraber standart olan uygulamaların üzerine yani egzersizlerin üzerine sizlere çok daha fazla şeyler sunabiliyorlar. Mesela nefes egzersizi için 9 farklı antrenman sunabiliyor. Uyku iyileştirme için 9 farklı nefes eğitim seansı verebiliyor. Formda kal uygulaması var. Bunu çok iyi biliyorsunuzdur. Zaten Watch With 3 ile beraber aslında hayatımıza girmişti burada formda kal. Burada yediğiniz, içtiğiniz, ne kadar kalori harcadığınız ne ya da ne kadar kalori aldığınızı takibini yapabilmek için sizler uygulama üstünden girişini yapıyorsunuz ya da saatten bunu gerçekleştiriyorsunuz. Burada harcadığınız kaloriyi hesaplıyor. Şu kadar daha kalori harcaman ya da alman gerekiyor diye sizlere uyarı yapıyor. Yani koç gibi de davranabiliyor. Burada formda kal için yüzden fazla senaryo tabanlı eğitim oturumu verebiliyorlar. Pro level bir sporcuysanız özellikle 110 senaryo tabanlı yoğun egzersiz dersi de sağlayabiliyor. Böyle bir saatten bahsediyorum ve böyle özelliklerden bahsediyorum. Zaten golf modundan bahsettim. Gerçekten inanılmaz bir şekilde bir golf modu bulunuyor. Bir de şöyle bir şey var yüzme. Yani birçok kişi için yüzerken saat kullanmak çok önemli. Ben banyoda denemek istedim aslında. Tamam. Ama tuzlu suyla şeyi ayırt edemedim. Hangisinde acaba dayanıklı Hı -hı. diye. Şöyle ee, tuzlu suda dayanıklı. <laughs> Riske girecek bir şey yok. Tuzlu suda da dayanıklı zaten arkadaşlar. Burada 5 atm'lik bir su basıncına dayanıklı ve IP69K derece suya dayanıklılığı bulunuyor. Ve ek olarak da akıllı saatin serbest su doluş direnci de. 40 metreye de çıkarılmış durumda. Yani sizler bir denize girdiğinizde bir dalış yaptığınızda ya da profesyonel olarak bir dalışçıysanız 40 metreye kadar burada dalışı yapabiliyorsunuz. Saatte herhangi bir şey olmayacaktır ve size ne kadar daldığınızı, ne kadar mesafe kat ettiğinizi, aşağı indiğinizde nefes alışverişlerinizi ve buradaki oksijen takibinde yapabiliyor böyle bir saatten de bahsediyorum. Peki gelinim aslında en büyük özelliklerden bir tanesine batarya konusu. Neden diyorum bunu? Çünkü akıllı saatler görece ufak boyutta bataryalara sahipler. Buradaki bataryalarda uzun bir batarya ömrü sunmaları gerekiyor ki bize biz de sürekli bir şekilde bu saatleri kullanabilelim. Merve de benimle neredeyse aynı. Yani bir buçuk haftaya yakındır bir o da GT5 Pro'yu kullanıyor. Ben de GT5'i standart versiyonu kullanıyorum ve şu an şarjın ne kadar gösteriyor? Şöyle bakayım benim mesela %100'den itibaren %47 olmuş gibi duruyor. Senin ne %65. kadar? %65. Okey. Mesela aslında onun da bataryası daha küçük olmasına rağmen pro versiyonda belki de benden sonra şarj bir ettiğin için Bir iki gün sonra mi? ben evet. şarja takmıştım. %100 olarak doldurmuştum. Ben aldığımı ilk gün direkt %100'e başladığım için bu şekilde duruyor. Yani %47 batarya, %60'larda olan bir bataryadan bahsediyorum. Ne kadar oldu aslında? Benim burada bir buçuk haftaya yakın oldu gibi yani bir 10 güne kadar bir batarya ömrüm olduğu gibi ve sürekli bir şekilde bildirimler aktif. Aynı şekilde sende de bütün evet. bildirimler aktif yani orada hepsini alabiliyoruz falan. Burada Watch GT 5 Pro'nun özellikle 42 mm'lik versiyonu yani Merve'nin kullandığında 7 güne kadar pil ömrünü sağlayabiliyor. Eğer 46 mm'lik erkek versiyonu almak isterseniz GT 5 Pro'nun orada da 14 güne kadar da batarya ömrü sizlere sağlayabiliyor arkadaşlar. Yani batarya ömrü konusunda gerçekten gelişmiş Saatlerden bahsediyorum zaten Huawei saatler özellikle batarya kısmıyla ön plana çıkan saatlerde bu kadar yeni özelliği bataryadan da kaybetmemiş olmamızda en güzel özelliklerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Gelelim şimdi biraz da aslında arayüzden ve yapılabilen şeylerden içerisinde bildiğiniz gibi harmoniyeti işletim sistemi bulunuyor. Zaten çok çok alışığız Huawei'de harmoniyeti sistemine hem akıllı saatlerinde hem tabletlerinde hatta kulaklıklarla etkileşime geçerken de. Harmonious ile beraber etkileşimde olduğunu da biliyoruz. İçerisinde Harmonious 5.0 işletim sistemi bulunuyor. Peki 5.0 ile beraber neler değişti? Daha önceki saatleri kullandığım için ben daha fazla detay verebilirim diye düşünüyorum. Burada saatlerde özellikle ikonlarda değişiklikler bulunuyor. Çok daha büyük ikonlarla beraber ve renkli ikonlarla beraber geliyor. Bu yüzden de saati çok daha kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Sen saat kullanırken ya şu olsaydı dediğin işte ikonlarda bir şeyler oldu mesela buradaki ikonlar işte taşla beraber çok rahat kullanabiliyorsun mesela buradaki titreşimle beraber hissettiğin o sana verdiği geri dönüş efekti çok çok iyi oluyor. Zaten buradaki saatle beraber bütün uygulamaları tek bir kalemde de görebiliyorsunuz. ızgara şeklinde isterseniz de liste biçiminde de görebiliyorsunuz. Sen saati kullanırken böyle erişemediğin bir şey oldu mu? Bütün özellikleri rahat bir şekilde erişebildin mi? Açıkçası birkaç gündür şeyi arıyorum ben. Bu bütün sağlık verilerinin toplandığı bir kanal olur genelde saatlerde. Hı, hı o kanalı aradım ama sanırım sadece şu arayüzde mesela diyelim ki işte oksijeni ölçeceksem buradan buraya çekiyorum örneğin EKG çekeceksem bu tarafta hani bunları bütün olarak aradım. İşte aradım değil. Yani ız, ız, ızgara sisteminden aslında onu normal liste versiyonuna geçirdiğinde ben yani şu an bende de aynı şekilde mesela ızgara sisteminde ya evet. şurada hemen uygulama çekmecesine girdiğinde burada ızgaradan direkt burada liste versiyonuna geçebiliyorsun ve çok daha iyi bir şekilde uygulamaları aslında kullanabiliyorsun. Alıştığımız evet, için, aslında alıştığımız sistemi olduğu için gelen benim kullandığım liste şeklinde Liste şeklinde için. onu değişik değişikliğini yapabiliriz. Ama arayüzünü tabii ki. ben beğendim bu arada. Evet, güzel bir arayüzde bulunuyor. Bir de şunu söyleyeceğim burada klavyeli kullanım da geldi arkadaşlar. Yani Huawei ekosistemdeki akıllı saatlerde en büyük eksiklik olarak gördüğümüz nokta klavye tarafıydı. Artık klavyeyi de kullanabiliyorsunuz. Yani mesajlara cevap verebiliyorsunuz. İster SMS olsun, ister WhatsApp olsun, Instagram'daki mesajlara ya da Facebook Messenger'a, Skype'a, Signal'e, Telegram'a ve Viber gibi uygulamalarda bunda desteği bulunuyor. 20 dil desteği olduğunu ve tabii ki de Türkçenin de olduğunu söyleyeyim. Ben arıyor muydum bu özelliği daha öncesinde? Yani çok fazla aramıyordum ama şimdi olunca evet dedim. Yani bu özellik çok daha fazla kullanılır. Yani mesajlara direkt klavyeden cevap vermek benim için çok daha iyi olacaktır diye söyledim kendi kendime. Ve tabii ki Huawei telefonla kullandığınızda da 12 dilde metin okuma desteği de bulunuyor. Yani gelen mesajları direkt sesli bir şekilde sizlere de okuyabiliyor. Güncelleme ile beraber bu diller arasında Türkçe de eklenecek arkadaşlar. Şu anda bulunmuyor ama güncelleme geldiğinde Türkçe dil ile beraber Huawei telefonunu kullandığınızda mesajları sizlere okuyabileceği anlamına geliyor. Bir de şöyle bir şey var. Tek tuşlu ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Ne demek oluyor bu? Tek tuşlu ekran görüntüsü. Burada ekran görüntüsünü neden saatten alabiliyoruz? Mesela sizler bir aktivitenizi takip etmek istiyorsunuz. Koşu yaptınız. Koştan sonra aktivitenin burada ekran görüntüsünü almak istiyorsunuz. Burada ekran görüntüsünü üst ve alt düğmeler aynı anda basarak alabiliyorsunuz ve direkt olarak sizlerin galerinize kaydoluyor arkadaşlar. Güzel bir özellik olduğunu da düşünüyorum. Tabii ki burada EMUI ile beraber yani Huawei telefonlarla, isterseniz Android telefonlarla, isterseniz de iOS ile beraber, etkileşimle beraber çalışabiliyor. Ben 15 Pro Max'e kullandım. Merve de aynı şekilde 15 Pro Max'e kullandı. Herhangi bir şekilde uyum problemi yaşamadık. Bağlantı kopma problemi. Zaten artık yeni nesil saatlerde böyle şeyler olmuyor. Aynı şekilde burada saati kullanabildik. Ha bahsetmediğimiz bir nokta tabii ki de telefonla konuşma. Telefonla konuşma da yapabiliyoruz burada saatlerle beraber. İsterseniz burada favori kişilerinizde kişiler sekmesi atayabiliyorsunuz. Bu şekilde de çok daha kolay olarak istediğiniz kişiyi arayabiliyorsunuz. Güzel bir fonksiyonu da bulunuyor. Yani zaten Huawei akıllı saatler dediğimizde benim aklıma ilk olarak uzun batarya ömrü, malzeme kalitesindeki üstünlük ve yazılımın akıcılığı geliyor arkadaşlar ve tabii ki de bu kadar spor modlarıyla beraber yeni özellikler de eklenince güzel bir saat karşımıza da çıkıyor. Kadın versiyonu kullandığı için de Merve'ye teşekkür ederim. Yani ben ikisini bir arada kullanacaktım ama Merve'ye dedim ki Merve ya bu saati sen de kullan beraber bir şekilde de saati de inceleyelim dedim hali hazırda kullanmaya devam evet. ediyor ve yani bence yani şöyle söyleyeyim bir erkek olmasam bile yani bir kadın olsaydım da bu saati kesinlikle tercih ederdim akıllı saatler arasında çok çok şık duruyor çok yani Seramik versiyon özellikle hem malzeme kalitesiyle hem duruşuyla beni benden alan saatlerden bir bu tanesi oldu. Bu arada geçenlerde ben merdivenden düştüm. Hı. Saati henüz takmamıştım ve saati fırlattım ben. Hadi canım. Düştüğüm için. <laughs> İlk baktığım şey elimden bu arada her şey düştü. Telefon, kask, her Hepsi. elimden olan her şey düştü. İlk olarak saat elim aldı. <laughs> Kontrol ettiğimde hiçbir şey yoktu. Yani, yani ufak bir çizik bile yoktu sadece. Yani onu dediğim gibi zaten safir bir camı bulunuyor. Hem de seramik kasayla beraber geldiği için de hem malzeme kalitesi gerçekten üst seviyede bir saktan teşekkür ederim. İyiyim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ya bu kadar sağlam bir saatten bahsediyoruz. Merve'yi unutmuş olduk. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Watch GT5 serisi hakkında dediğim gibi ben de GT5'in Merve'de de kadın versiyonu olan GT5 Pro'da bu şekildeydi. Sizler de saatler hakkındaki görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.